I think I'm gonna swim in one lake or something here when it's sunny day. I've brought my swimming costume to go in the sea at the sands of Mora. By swimming, I'm meaning I'm running. yeah, that's what I think. For a shower, you know. Yeah. Nice, ready. See you later, maybe. All right, yeah, maybe I catch you. Hello. Would you like to go through? Yes, please. Okay. All right, all right. All right, that's all right. Yeah, it's amazing. I'm very surprised. Thank you. Enjoy your day. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Hello. Have a good day. Thank you. You too. Hi again. How's it going? Great. Where are you gonna stay? It's a farm. Ah, okay. So is it close to Imagary? Yes. Yeah. Oh, okay. Yeah, outside. Where are you gonna stay? I think I'm gonna stay somewhere around there. Okay. Because I need electric. You know, all my battery is empty. Oh, okay. Okay. Yeah. Okay. I'm sure in season and without COVID. Uh-huh. There will be lots of little places. Yeah. And then a pop-up coffee house. Uh-huh. And everything. Yeah, you like your coffee in Turkey too? Yeah. Coffee's good. Do you drink Turkish coffee? Yeah. Yeah? Yeah. Little cup. Do you like it? Yeah. It's different than normal coffee. Yeah. Turkish coffee, yeah. I like mint tea as well. Yeah, Turkish tea, right. Yeah. Okay, I'll catch you somewhere. Okay. See you again. Bye-bye. Bye. Bilmem hatırlar mısın? Gözlerin ne renkti? I took your pictures. See you guys. Bu arada hazır yolun üzerindeyken ileriden çünkü sapacağım bu yoldan. Bu benim son birkaç saattir sürdüğüm yol. Daha önceki bir videomda bahsetmiştim ya. Inverness'e kadar giden bir tane bisiklet yolundan bahsetmiştim. Caledonian National Path olması lazım. 78 no'lu rota.
Şu an aynı bisiklet yolundan geçiyorum. Çünkü ben daha önce bisiklet yolu düz giderken ben bu tarafa doğru dönmüştüm. Şimdi tekrar böyle geldim. Gene aynı bisiklet yoluna saptım. Bir süre daha bu bisiklet yolundan gidiyorum. İleriden gene ben sola sapacağım. Bu bisiklet yolu düz gidecek. Bu 500 küsür kilometre olması lazımdı. Evet, aralarda da böyle güzel yerlerden geçiyor. Aralarda değil aslında. Sürekli güzel yerlerden geçiyor ama burası biraz daha hoşuma gitti. Güzel. Bugün bir tane hostelde konaklayacağım. Yani aslında birkaç gün daha gitmek istiyordum, gidebilirdim de ama bugün yolda gelirken drone'la çok güzel bir video çekmeyi düşünüyordum. Drone'u kaldırdım. Daha sonra kaldırmamla inmesi bir oldu çünkü bataryası bitmiş. Yani bitmişti, ben bir umut çekebilirim diye düşündüm. Olmadı. Drone dışında da bütün her şeyimin bataryası zaten şu an boş. O yüzden bir yerde kalıp bütün bataryalarını doldurmam gerekiyordu. Yani asıl ihtiyacım olan şey bu. Onun dışında başka hiçbir anlamda ihtiyacım yok. Mecburen kalmak zorundayım. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi ben buraya geldim. Öğleden sonra geldim ben buraya. Sadece şarj olacak bataryalarımı hazırlamam neredeyse bir 40 dakika sürdü. Yani o kadar çok şey var ki çok zaman kaybediyorum. Bisikletle seyahat eden kişiler beni anlıyordur ne demek istediğimi. 6 tane farklı çantam var. Hatta 7 bisikletin üstündekileri falan. Yani ana çantalarım, 6 tane ana çantam var. İşte duş aldım, aktarımlarımı yaptım, bataryalarımı şarj ettim falan filan derken şimdi bir şurada benzin istasyonu varmış. Oradan işte yemek için bir şeyler aldım. Bir yerde konakladığım zaman ilk günüm ister istemez bir boşa gidiyor. İkinci gün tamamen boş olabiliyorum, tamamen hazır olabiliyorum. Bilmiyorum, bakacağım yol üzerinde. Sanmıyorum ama yol üzerinde eğer daha uygun bir yer varsa yarın oraya geçeceğim. Yoksa burada bir gün daha kalıp videoyu editlemeye çalışacağım. Planım bu şu an. Kaldığım yerde burası. Burası böyle dağın başında bir tane hostel. Yani böyle küçük göründüğüne bakmayın. İçerisi bayağı bir geniş. Çok fazla oda var sanırım. Ama bir tek ben varım şu an burada. Benden başka hiç kimse yokmuş. O yönü çok güzel. Bakalım. Yes. I need to ask your bags. This side bags is good. Yeah, it's good, man. It's waterproof. How many days you'll be riding? I'm gonna cycle 3 months, maybe. Nice. Yeah. Hey, 3 months on the road. 3 months. Yeah. So where are you going? North Coast 500. But now I'm going to Fort Wheeler to buy the bags. I'm gonna see you back. Ah, yeah. We go. All right. Good luck, guys. Good luck. Good luck, man. Bye-bye. Selamlar. Bu videoyu sabah hostelden çıkarken çekmeyi düşünüyordum. Birazdan çekerim derken şu an bakıyorum tam 60 kilometre gelmişim bugün. Ve ben buralara günün sonunda varmayı düşünüyordum. Şu anda öğlen ve benim planım ya ne oldu bugün? Dur anlatayım, şu olayı anlatayım ya. Şimdi dün ben hostelde kaldım. İşte duşumu aldım, yemeğimi yedim, bataryalarımı doldurdum falan filan derken bütün günümü o şekilde harcadım. Çünkü bir sonraki günde kalmayı planlıyordum. Kalkar kalkmaz da videoyu editlemeye başlayıp bütün gün video editlemeyi düşünüyordum. Sabah kalktım. Dedim ben bir gün daha kalacağım burada. Adam dedi odayı başka birisi kiraladı bugün için. Odadan çıkman lazım. Tamam dedim, çıkarım yani, hani başka odaya geçerim, sıkıntı yok. Kimse yok zaten yani hostelde. Tamam dedi, olur dedi. Ama dedi gün içerisinde dedi binayı terk etmen gerekiyor dedi. Yani kurala bakar mısın kardeşim? Ki ya dağın başında bir tane bina, yani hani bir tane küçücük bir benzinlik var. Başka da hiçbir şey yok etrafta. Dedim yani bütün gün dışarıda olacaksam burada konaklamamın da hiçbir anlamı yok. Dedim ben kaçıyorum. Size dedim kolay gelsin. Çıktım.
mantıklı bir şey sun bana. Yani tek başımayım hostelde, mutfağı kullanamazsın diyor. Covid var çünkü diyor. Yani Covid nerede kardeşim? Yani bu böyle etrafta dolaşan bir şey, sen ondan böyle kaçman mı gerekiyor? Abi ya bende vardır ya sende vardır. Şunun mantığını bir anlayın ya. Şunun mantığını bir anlayın. Yani bu virüs belli saatler arasında bulaşan bir şey değil. Bu insanların birbirine olan temasından dolayı olan bir şey. Mantık olmadığı zaman geriliyorum. Yani komik geliyor. Şurada bir tane şey var. Benzinlik var. Covid'den dolayı kapalıyız diyor. Abi benzinliksin sen. I think you have availability, right? For a tent pitch? Yeah, I have tent. Just have a check for you. Come a long way today? 80 kilometers from Inver, Gary. Okay, yeah. Quite a long way. Yes. Can I get your surname, please? Kara Aslan. Kara, is that with a C? K-A-R. K-A-R. A-A-S. A-A-S. L-A-N. Şu an ben Balmakara diye bir yerdeyim. Böyle yol üstü bir yer. Benim planlarım her zaman olduğu gibi gene bugün değişti. Şimdi şöyle bir durum oldu. Biraz eskiye gitmem lazım. Benim ilk burada İskoçya'da tura başladığımda, ben Malaga'ya geldiğimde Isle of Skye'ye geçeceğimde, bu adaya geçeceğimde Couchsurfing'den bir tane adam buldum. Yaşlı bir tane adam. Dedi bende kalabilirsin dedi, sıkıntı yok dedi. Daha sonra fırtına çıktı. Adama mesaj attım, dedim işte 3 gün ben buradayım büyük ihtimal 3 gün sonra geleceğim. Tamam dedi, sıkıntı yok dedi. Ondan sonra karantina geldi. Adama mesaj attım, ben dedim Londra'ya gidiyorum dedim, gelemeyeceğim dedim, kusura bakma falan filan. Adam dedi sıkıntı yok dedi, istediğin zaman dedi gel dedi, numarasını falan verdi. Ben dedi buradayım dedi, geldiğin zaman beni ara dedi. Şimdi hosteldeyken de adama mesaj attım. Çünkü oraya doğru gidiyorum ben, Isle of Skye'ye gidiyorum. Dedim işte nasılsın falan filan. Ben tekrar yola çıktım dedim. Perşembe günü oralarda olacağım dedim. Adam dedi tamam dedi, perşembe günü gel dedi, bekliyorum dedi. Şimdi ben perşembe günü dedim de hostelde bir gün daha konaklamayı planlıyordum. Daha sonra da bir gün arada bir yerde kamp yapsam perşembe günü orada olurum diye düşünüyordum. Şimdi hostelden çıkmak zorunda kaldım. Ve bu aradaki yol da bayağı dağlık bir yol. Yani iki günde gitmeyi planlıyordum ben burayı. Yola çıkmadan önce de bayağı söylediler işte orası çok dik, işte biz orayı road bike'la şu kadar saatte çıkıyoruz falan filan. Ben de o psikolojiyle çıktım yola. Öğlen falandı anca. Ben 80 küsür kilometre yol yapmışım. Yani Isle of Skye'ye gelmişim bile ben neredeyse. Çok fazla rüzgar vardı. O yüzden pek bir şey çekemedim. Zaten çekebilecek çok bir şey de yoktu yolda. Neyse şimdi ben geldim sayılır oraya ama adama perşembe günü dedim, tamam mı? Şimdi gene adama yazıp da ya benim planım değişti, yarın geleceğim, işte bugün gelsem olur mu falan demek istemiyorum. Artık çok mahcup hissediyorum kendimi. Ya aslında desem yani hani ben bir saat sonra geliyorum desem tamam gel diyecek ama çok fazla oldu. O yüzden perşembe günü gideceğim oraya. Adama dediğim sürede gideceğim. Buradan geçerken de böyle yolun kenarında bir tane karavan kamping buldum. Buraya kurdum çadırımı. İyi ki de o hostelden çıkmışım ya. Gerçekten iyi ki de o hostelden çıkmışım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi hostelin fiyatı internette 20 pound, 24 pound arası mı yazıyordu? Öyle bir şey yazıyordu. Odasına göre değişiyor falan filan bir şeyler yazmışlar. Hostele girdim. Adam bana diyor işte o diyor eski fiyatlar diyor. Koronadan dolayı işte diyor şöyle böyle falan. 40 istedi benden. Tamam dedim. O yüzden iyi ki buraya gelmişim. Orada kalmamışım daha fazla. Bunu bir deneyimlemek istedim açıkçası. Çünkü şimdi Isle of Skye'ye gideceğimde hostel, otel, hiç bu tarz şeyler yok. Çok pahalı böyle lüks yerler var, tamam mı? Airbnb'ler falan da çok pahalı ama böyle birkaç tane kamp yerleri var. İşte karavan kamping falan filan. Bunların fiyatları da böyle komik bir şekilde az yani. Yani Isle of Skye'da o kadar düşük fiyatı olması garip gelmişti bana. Burada bir deneyimlemek istedim onu.
Adam dedi 10 pound dedi çadırda kalacaksan. Tamam dedim, 10 pound da elektrik, tamam mis. Yani demek ki bu ülkede de bu tarz şeyler oluyor yani uygun fiyata. Aslında şöyle düşünmek lazım. 20 pound'da kamp alanında kalmak uygun aslında. Ama şimdi bu ülkeye göre düşündüğün zaman mesela çadır kuracak yerim var, elektriğim var, tuvaletim var falan filan, tamam. Bu işte Covid, Movid falan filan, bu yüzden biraz farklı. Ama mesela Oban'da kaldığım hostel 20 pound'tu. Şimdi burada kampinge de 20 pound veriyorum. Aslında 20 pound çok güzel bir rakam. Sayı, rakam 9'a kadardır sayı. Fiyat, neyse işte. Ama bir hostelin de 20 pound olduğunu düşündüğün zaman aslında bu da bir düşündürüyor. Ama böyle düşününce bunun içinden çıkamıyorsun abi. O yüzden burada kalacağım. Elektriğim falan var en azından. Şimdi oturacağım, bir çay falan koyarım kendime, bir su ısıtırım. Ondan sonra bilgisayarda işlerimi falan halletmeye çalışacağım. Bu yani. Bunu da anlatayım, aradan çıkarayım dedim. Yarın da burada kalacağım. Ondan sonraki günde çıkacağım. Buradan Isle of Skye'ye geçeceğim. Isle of Skye da işte şuralarda bir yerde. Haritaya baktığımız zaman aslında bir ada gibi görünmüyor. Çünkü böyle çok küçük böyle ayrımlar var ada olmasını sağlayan. İşte böyle aradan bir su geçtiği için ada oluyor mecburen. Niye böyle gereksiz bilgiler veriyorum bilmiyorum. Yani bu kamerayı açınca insan uzattıkça uzatıyor bu tarz konuları. O yüzden ben kapatıyorum. Gideyim biraz bilgisayarda işlerimi halledeyim. Çok konuştum gerçekten. Sonunda Isle of Skye'ye bugün giriş yapıyorum. Şu ileride gördüğünüz köprüyü geçtikten sonra Isle of Skye'dayım. Bu İskoçya'nın meşhur adası. Skye adası diye geçiyor. Isle of Skye diye geçiyor. Oğlum hava çok güzel bugün ya. Hava çok güzel yani, ama bu hava İskoçya'ya yakışmıyor ya. Yani şöyle bir yağmur yağması lazım. Şu an yani Kaş'ta gibiyim. Çok güzel. Şu üstümdeki ceketi de çıkaracağım ama yani inanamıyorum ya böyle bir hava olduğuna. O yüzden ne olur ne olmaz diye tutuyorum yani. Yani her an bir yağmur yağabilir. Güneş insanın enerjisini öyle bir değiştiriyor ki. Yani anlatamam ya bunu. Ya şu an o kadar mutluyum ki. Geldiğim yolda gördüğüm karavan kadar hayatımda başka hiçbir yerde görmedim gerçekten. İnanılmaz çok karavan var ve şu an normal bir dönem değil. İşte pandemiydi, yasaklardı falan. Ben buranın normal döneminde ve güzel bir havasında nasıl olabileceğini tahmin edemiyorum. Gerçekten her yer böyle bembeyaz, karavanlar akıyor resmen. 2 saattir konuşmaya çalışıyorum. Araç geçiyor. Dedim konuşamayacağım dedim, bu kadar kalabalık, bu kadar trafik. Bari dedim video çekeyim. Araçlar geçmeyi bıraktı. Hello. Hi there. How are you? Yeah, it's me. Pleased to meet you, Paul. Just take your, put your bike round the garden. Back garden there, okay. The back door. All right, I'm going there. Thank you. Just come around the back. Okay. Oh, son of a joke. Sıçtık. Nasıl anlaşacağız bakalım. You want a tea or a coffee? Yeah, maybe coffee. By the way, I'm recording, is it okay? Just for my video, yeah? Okay. Yeah, let me take it off my shoes. I smoke, I hope you don't mind. No, that's alright. You don't need to take your shoes off. That's alright. Yeah,
So you're leaving yourself? Yeah, well, I've got two Germans staying just now. Pardon? I've got two Germans staying. Two Germans? Just now. Okay. I swear a lot, so I'm going to put that off. Yeah. No problem. Who is in the house now? Just me. Just you now? Aye, okay. Aye. Sit down. Okay, all right. If I'm here, just make yourself a phone. Okay, thank you. Come thank and you. Go as you please. All right, thank you. Ev çok garip kokuyor lan. Ev böyle şey gibi kokuyor. Böyle büyücü kadın evi gibi kokuyor yani. Böyle bir değişik bir koku var evde. Enteresan. So difficult to understand sometimes your accent, yes. You know. don't get me wrong, you know. Sometimes I don't understand. Do you take milk and sugar in your tea? Yeah, I can. Thank you. Let me help you. I stopped the couch surfing. I deleted my account. Yeah, I saw your profile. It's not. Aye, then they started now. Wanting to charge me, you know. Yeah. They were wanting me to pay for people to come here to fucking stay. This is going fuck. Yeah. I used to stay in that house there, number 10, in the sitting room. That looks out onto the sea, you know. You get a beautiful view from the houses. Mm-hmm. But when I took the heart attack, I had to give it up because there's too many stairs in that day houses for me. Yeah. I was doing taxis and tours as soon as I took the heart attack. They took the taxi license off me, you know. So I started looking into the law, you know. And if you're doing tours and you only do one tour a day, you don't need a taxi license. You don't need a license for it, you know. So I went down to London and bought that black cab. Is that yours? Yes, I. So I went down and bought that for £1,000 and it paid itself back within a week, you know. and started doing day tours, you know. The touring here? Touring the Highlands and the Islands, all over Scotland. Yeah, so when did you stop it? When the pandemic started. Ah, because of it. I don't like London, I don't like the English. I would fucking die first before I would go there instead. Do you have kids? One daughter. One daughter? Ah, where is she now? Oh, she stays down in front of the co-op there. She stays just across the road from the co-op. She's not talking to me now. She's fell out with me just now. She's not speaking. She's not speaking just now. She's not speaking to me. She's fell out with me. Ah, okay. You know? For how long? That's been about 6 months. I'm not happy with the boyfriend she's picked. Ah, okay. So you're not speaking with her? Not she? No. She's not speaking to me. Adamı anlamaya çalışmaktan resmen şu an beynim ağrıyor. Beynim böyle öyle bir çalışıyor ki 2 saattir anlamaya çalışmak için çok zor. Anlaması gerçekten çok zor ama şöyle 2 gün kalsam sanki tam olarak anlayacakmışım gibi geliyor. Yavaş yavaş böyle anlamaya başladım ama arada böyle espriler kaçıyor. Adam gülüyor. Ben de gülüyorum mecbur anlamışım gibi. Şimdi adam anladığımı düşündüğü için de konuya devam ediyor. Ben de anlıyormuş gibi yapıyorum yani sürekli. Biraz zor olacak ama bakalım. Anladığım muhabbetler olursa çekmeye çalışacağım. Where did you stay in Balmacara? Did you just camp? Yeah, there is one camping area, and there were electric. In Scotland, there's no trespassing laws in Scotland. You can camp wherever you want. Yeah, I know. You know. Yeah, I just do wild camp normally. But yesterday I just need to electric, you know. Aye. When did you drive this last time? About a year ago. A year ago. That was a deer. Ah, it's because of the deer. Anlatıyordu az önce, kamera açık değildi de geyiğe çarpmış bir tane. Geyik yüzünden olmuş orası bak.
So where did you crush the deer? In the sky? No, it was coming from Inverness.